Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Hazırlan ustadlar. Barçalarımızını, bugünkü sohbetlerimizini özü kabul kılsın ve özü razı bol edigen kelimelerde cemlesin. Özünün g'azabiga duchor bo'lishi mumkin bo'lgan ishlardan uzoqlashtirsin. Bugun suhbatimiz inshaalloh robbil alamin islom dini asoslarini bizgacha yetib kelish tariqasi to'g'risida suhbatlarni navbatdagisini gaplashamiz. O'zi odatda asosiy suhbatlarimiz shunga qurilgan, qurilyapti. Bugun qat'iyatlar to'g'risida, qat'iyatlar arab tilida qat'iyat jumlasi bor. O'sha qat'iyat jumlasini islom dinidagi tutgan o'rni, mavqifi to'g'risida gaplashamiz. Muxtasar gaplashamiz, asosan bitta ahli ilmlar mulohaza, munozara, bahsga ochiqmiz. Va maqsadimiz dinimiz to'g'risidagi turli shubhalarga qanday mavqifda nazar solish, ular bilan qanday muomala qilish ve dinimiz asoslarini himoyasidagi vazifamizni bajarish. İslam dininin asosi Kur'an-ı Kerim. İkinci manba hadisi şerif. Üçüncü manba icmai ümmet. Dördüncü manba kıyas. Bu dört manbanın asli fundamenti, asosi Kur'an sünnet. İcma bilen kıyas Kur'an-ı sünnetinin iddiasından kep çıkadı. Yani Kur'an, sünnet kanday düşünüşlüğüden ve kanday amel kılınışlüğüden kelip icma hasıl boladı. İcmanın özün asasları var. İcma sükuti, icma subuti, icma hakkında haklı gapla var. Kıyas hem o şey Kur'an ve sünnetini özü de mübaşaraten tapılmaydı. Yani görünüşüden, zahırıdan alalmayız, tapalmayız. Ne kıladı? O şey Kur'an ve sünnetinin düşüncesinden, maksatlardan kep çıkıp kıyas metodunu, metodologiyasını işe salıp manba sıfatla faydalanış. Şimdi Kur'an'ı, hadisini ve o şey Kur'an sünnet cari bo'layotgan paytidagi sahobai kiromlarning qilgan amallarini o'sha davrlarda ko'zga ko'rinmagan narsalarini qiyosan chiqarishlikdagi asosiy omil nima desa ulamolar buni aql degan. Aql. Demak, Qur'on va sunnatni tushunishlikda eng asos bo'lgan rukunlardan bittasi aql. Aqliyot. Aql minal qat'iyat hisoblanadi. Ya'ni aqlni shunday mavqifi borki, o'rni kelgan paytida Qur'on va sunnatni tushunishlikda muxotob sanalgan narsa, ya'ni xitob qilinayotgan obyekt, ya'ni muxotob aql hisoblanadi. Nimaga? G'oyiro aqlga shariat taklif bermaydi. To'g'rimi? G'oyiro aqlga namoz farz emas. Majnunga takliflar farz emas. Aql İslam ümmetinin en katta ahamiyet bergen narsalardan hisoblanadi. Burada nima uchun bundan gap boshladik? Çünkü tarixda İslam'ın akliyatlardan ekanligini sahabeler yaxshi bilishardi. Akıl dini ekanligiga. Sahabe-i kiramlar ortasida nakıl bilen akıl ortasidagi mubahasalarda turli vaziyatlar ko'zga tashlangan edi. Ikkita sahoba bitta rivoyatni eshitib, ikki xil tushungani. Hatto birisi ikkinchisiga muxolif ketganligi. Muxolif ketganligi, sen eshitgan rivoyatning asli tushunchasi noto'g'ri aytyapsan deganligi sahih rivoyatlarda sabit. Oysha onamiz radhiyallohu anhuni anhoning oldilariga Ibn Umardan rivoyat olib kelishadi. İbn Umar radıyallahu anhu otalaridan Umardan rivoyat qiladi. Aytadilar ki o'lgan kishi ortidagilarning yig'isi sababli
azoblanadi. Azobi ziyodalashadi. Hadis bu, sahih hadis. Sahobai Jalil rivoyat qilyapti. Ma'nosi bunaqa emas dedilar. Ma'nosi bunaqa emas. Asli bu hadis dedilar. Kofirlar azoblanadi qabrda, to'g'rimi? O'sha o'zidan keyin qolganlarni yig'isi sababli azobi ziyodalashadi. Va Alloh subhanahu va taolo ularni ustidan kuladi. Va wala taziru waziratu bizra ukhra dedilar. Oysha onamiz hadisni boshqa tariqasini va mafhumini tushunardilar. Mafhumiga ko'ra bu hadis kofirlar haqida aytilgan hadis va kofirlarni ortidan yig'layanlar haqida aytilgan hadis va bu o'rinli ma'nosi ma'lum ma'qul. Va Oysha onamiz radhiyallohu anha bu borada İbn Umar'ni va Hazrati Umar radhiyallohu anhuning eshitgan hadislarini boshqa tariqasini ko'rsatdilar. Demak, sahobalar o'rtasida eshitilgan rivoyatlarni turli tushunish, yetib kelish tariqasida ixtilof yo'q. Ha, eshitdi Hazrati Ibn Umar'dan eshitmagan Umar hadis to'qimaydilar. Bu joyda faqat va faqat hadisning mafhumida gap. Aql nima bo'ldi shu joyda? Asosiy ishtirokchi bo'ldi, omil bo'ldi. Hadisni qanday tushunishimiz kerak edi? Hadis mana ma'noda edi. Demak, Qur'on va sunnatni tushunishlikda aqlni biz e'tibordan chetda qoldirmasligimiz kerak. Sababi aql muhatob siyg'adagi, ya'ni muhatob mavqifdagi insonda ko'zlangan asosiy rukunlardan biri. Balog'atga yetganlik, ya'ni sog'lom aql bo'lishlik shu jumladan kiradi. Endi balog'atga yetganlik masalasi biroz farqi bor. Masalan, uchun rivoyatni bir inson balog'atga yetmagan holda eshitsa, muhaddislarda shunaqa tushuncha bor, ya'ni sahih sihhatiga shart qo'yganda muhaddis hadisni eshitgan paytida balog'atga yetmagan edi. Rivoyat qilayotgan paytida balog'atga yetgan edi. Shuning rivoyati rivoyat bo'ladimi desa ixtilof qiladi ulamolar. To'g'rimi? Eshitganidagi agar balog'atga yetmagan bo'lsa, u masalan tobi'in maqomida bo'lmaydi. Tobi'in kim? Sahobani ko'rgan, lekin balog'atga yetmagan paytida ko'rgan, eshitgan. U tobi'in hisoblanmaydi. Balog'atga yetgan paytida ko'rgan deydi. Bu endi ixtilofli gap. Endi bu, ya'ni kategoriyani, bu İslomning bu tushunchalaridagi ilmiy haqiqatlarni bilish zarurati nima uchun kerak desa, bugun bir jamoa chiqdi. Ular aytayaptiki, aql naqldan keyin turadi. Ha? Aql naqldan keyin turadi. Degan to'g'ri gap bilan foydalanib, bizni Ahli sunna val jamoaning asl ulamolariga, Imom Maturidiyga, Imom Ash'ariylarga ta'na toshini otadigan jamoa paydo bo'ldi. Bu jamoaning gapi da'vo ma'nosida to'g'ri, lekin tushuncha mafhum noto'g'ri. Bu gap aql naqldan ustun turadi yoki naql aqldan ustun turadi degan gap tafsilot talab qiladi. To'g'ridan to'g'ri aytib, ikkita sahobaning gapi bilan quvvatlab indamay ketaveradigan narsa emas bu. Hazrati Ali radhiyallohu anhudan rivoyat bor. Ali aytdilarki, agar islom dini aqliga, mujarrat aqlni o'ziga suyangan deydi, men mahsimni ustiga emas, ostiga tartardim. Chunki odatda osti kir bo'ladi. O'shaning uchun men naqliga suyanib ustiga tortdim dedilar. Bu rivoyat suyaniladigan va naql bilan aql o'rtasidagi munosabatni bir qismini ifoda qiladigan rivoyat. U qaysi qism, qaysi mujarrat qism desa, buni tafsiloti kerak. Lekin buni umumiy olib İmam Maturidiy qarshisida turgan mutazilalarga aqliy mujodala berib, aqliy ularga javob berganligini dalil qilib, mana Maturidiylar aqlni naqldan ustun qo'yadi degan tanqidga asos bo'lmaydi. Hazrat Ali radhiyallohu anhuning bu rivoyatlari aql ta'abbudiy masalalarda naqldan ustun turishligini, ustun turmasligini bildiradi. Ta'abbudiy masalalar, tavqifi masalalar, ya'ni eshitgan zahotingiz sami'na va ato'na.
biz bunga eshitib itoat qildik deydigan masalalardagina ishlaydi. Namozning vaqtlari 5 vaqt. Buni aql bilan topib bo'lmaydi. Va aqlga yuklanmaydi ham bu. Nimaga bomdodni quyosh chiqmasdan oldin o'qiyapmiz? Nimaga? 1000 yil yashasak, 1000 yil izlanish qilsak, buni tagini topolmaymiz. Ha, mana shu ekan deya olmaymiz. Bunda nima qilinadi? Ta'abbudiy. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan bizga kelgan sahih rivoyatga suyanib ergashamiz. Bu haqida aqliy mujodalaga kirishmaymiz. Ramazon oyida roza tutamiz. Nimaga? Nimaga Ramazonda? Nimaga Shavvolda emas? Nimaga aynan Ramazonda? Chunki Alloh taolo Ramazonda farz qildi. Buni aqliy muhokamasiga o'rin yo'q. Biz bunaqa masalalarda aqlga suyanmaymiz. Naql muqaddam turadi deymiz. Naql muqaddam turadi. E'tiqod masalalari, e'tiqod masalalarining 100% naqlga suyanadi. Naql bo'lganda ham mutawatir subuti qat'iy bo'lgan dalolatga suyanadi. Boshqa iloji yo'q. Mutawatir bo'lmasa, aqidada inkor qilsangiz kofir bo'ladigan asos sabit bo'lmaydi. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Bir mujarrad mavzuni o'ziga tegishli gapni olib, aqlni inkor qiladigan jamoat paydo bo'ldi. Shuning uchun biz bugun aqlning o'rnini bilishimiz kerak. Qarshimizda turgan odam bir masalalarni aytibdi, mafhum sifatida Qur'onni, sunnatni to'g'ri tushunmayapti o'zi. Aqliy malakasi yetarli emas, lekin biz naqlga suyanamiz deb Qur'oni Karimda, oyatlarda yoki hadislarda qat'iyatlar jumlasiga kirmaydigan narsalarni qat'iyatlar jumlasida talqin qilyapti. Bu nima degani? Masalan deylik, qat'iyatlar nimalar o'zi? Birinchi o'rinda Qur'oni Karimda qat'iyatlik masalasi nima? Inkor qilsa kofir bo'ladigan jihat nima? Desa, Qur'oni Karimning subuti bizga qadar yetib kelishlik tariqasi mutawatir. Sanatning mutawatir bo'lishligi qat'iyatlar jumlasiga kiradi. Birinchi qat'iyat bu. Qat'iyatlar bor, zonniyatlar bor. Qat'iyatdan bitta pog'ona pastga tushsa nima bo'ladi? Zonniyatlarga kiradi. Qur'onning sanat jihatiga ixtilof yo'q. Kim Qur'onning bitta oyatini bu oyat emas desa kofir bo'ladi. Nimaga qat'iyatni inkor qilyapti? Sanatni inkor qilyapti. Sanatga til tekkizyapti. Bu mumkin emas. Lekin Qur'oni Karimning lafzlari, lafz dalolatlari hammasi qat'iyatmi? Esa ulamolar yo'q deydi. Bil ittifoq. Qur'onning hamma oyatlari bil ittifoq qat'iyatga kirmaydi. Ma'nosi, dalolati. Dalolatida qat'iyat bo'lganlari bor. Masalan, valahu nisf. Merosda Alloh taolo merosni unga yarmi dedi. Nisf, nisf kalimasi kalimaning dalolati sifatida qat'iyatga kiradi. Ya'ni boshqa ma'nosi yo'q. Nisfni zohir ko'rinishida manaqa ma'nosi bor, bunaqa ma'nosi bor deya olmaymiz. Yagona ma'nosi bor. Aniq fanlarga kiradi. Nima u yarim? Lekin wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Quru kalimasini nechta ma'nosi bor? Bir necha ma'nosi bor. Zohir ko'rinishda ikki xil ma'nosi bor. Bittasi hayz muddati bildiradi. İkincisi tuhur poklik muddatini bildiradi. İkkala ma'noni ham lug'at e'tiboridan ko'taradi va ikkala ma'noga qat'iyat jihatidan moyil bo'la olmaysiz. Bu aniq tuhur deya olmaysiz. Hayz muddatini ham bildiradi. Bu aniq hayz deya olmaysiz. Nima deysiz? Tuhur muddatini ham bildiradi. Shuning uchun mazhab ulamolari Shofiiylar buni hayz muddati dedi. Poklik muddati bizni ulamolar hayz muddati dedi. Hanafiylar dalolat yuzasidan Qur'onning 100% hammasini qat'iyat deb bo'lmaydi. Naql oldin turadimi, aql oldin turadimi desa, mana bu masalalarda aql ikkala matnni muhokama qilishlikda asos hisoblanadi. Aql asos hisoblanadi. Qur'ondan dalil bormi? Bor. Alloh taolo Qur'onni o'zida aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allazina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Oyati davomida ulul albab bor, shu oyatning davomida.
اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ Elif lam bilen kavul, Kur'an'lı ayetlerini işlemiz, hadis-i şeriflerini işlemiz, فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ Ahsan tefsir midir? İsmi tefsir idi. Hasan'dan göre ahsan hesaplanadı. Yani kabihten ahsange yüredmez. Kavuller içinde kabihi yok. Kur'an-ı Kerim'de kabih gap yok. Hadis-i şerifte kabih gap yok. Lekin hasan ve ahsan var. فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ Gapni eşitlediler de en güzelliğe ergeşediler. En güzelliğe ergeşedigen amil ne mi? Akıl akıl. Onu güzellerak ekelliğini, menfaatlilerak ekelliğini acret edigen amiller içinde yani en aktif iştirakçı akıl. Şimdi o şey kuru kelimesi de Hanefiler özlerinin usul kaideleri, lügatke koygan asasları, iştihat asasları, Kur'an'dan keyin hadisler, sahabelerinin amellerinden kip çıkıp bu meselede haizini alıştı. Ve adeşkeni yok. Şafiiler tuhurunu alıştı. Ve onlar hem adeşkeni yok. Onlarda usulleri var, kaideleri var. Menge şu yaktı deyip geçişkeni yok. Onlar bu asaslarını kanaat hasıl kılırken derecede ispatlaştı. İspat asası da akılını, mücerret akılının melekesini ortaya koyuştu. Demek Kur'an-ı Kerim'de dalalet cihatıdan, lafzlarının dalaleti cihatıdan zanni kelimelerden köp. Bunu İbn Hacer Askalani eytediler, İmam Suyuti eytediler, İmam Subki eytediler ve hatta 7. asırga kelganda İbn Taymiye rahimahullah özleri akıl bilen nakıl doğrusudaki mücadele köpeyip gitken peytede der u taarudil akli ve nakıl deyip kitap yazdılar. Şu mevzu geldiler. Köp, yaplar var bunun içi de. Tenkidi fikirlerim var. İbn Taymiye rahimahullah'a nispeten başka ulamalar tamamından. Lekin akıl ve nakıl mücadelesi ya ki akıl ve nakılın ortasındaki ziddiyet mümkün mes dedi o kişi. Hulasa şu. Ve bunge nakıllarını keltirdi. Belki ulamalar ayetledi ki sağlam akıl sağlam nakılge zıt gelişi mümkün mes. Der ne? Daf manasıdır. Der o taaru dil akli ve nakıl. Akıl bilen nakılını öz ara zıt kep kalışlığını daf kılış. Bu düşünceni yokka çıkarış. Şimdi lekin Kur'an'da bazı ayetler var, akılga doğru kelime yaptık o. Degen saval düşünün. Demek, yo bu cayda Kur'an'ın ayetlerindeki dalalet kat'iyatka kirmeydi. Başka manası var. Yok ki haliye akılda işgal var. O akıl sağlam akılmaz. Bu umumi mücadele şu. Bu mevzunu ne için yani kayıtıp tekrarlayıp kurtarıyoruz? Çünkü bugün o şey akılını asasi melekesini inkar kıladırken cemaat çıktı. Kadımda bunların haşeviler deyilirdi. Mücessemeler, mücessimeler deyilirdi. Mücessimeler deyilirdi bunların. Ularga nispeten karşı akli mücadele zarureti tuğulgende mutezile çıkıp gelirdi. Kadımda. Kadımda sahabeler davrıda kelam ilmige kirişken değerli hiç kim yok. Tabi'iler davrıda kelamının birinci ilk babları açılgen peyt. Tabi'a tabi'iler davrıda meydanlı mücessimeler basıp gitgenliği sebepli ularge karşı kim çıktı? Mutezileler çıktı. Mutezileler ularge aklen hücum kıgenedi. Mücessimeler Kur'an'da kandayı kelse, hadiste kandayı kelse uşanı zahirige kore iman keltiremiz deyişgenedi. Zahirige kore. Zahirige kore iman keltiremiz. Ya İblis, me mena'ke en tesüde lima khalaktu biyedey. Ey İblis, öz iki kolum bilen yaratkenim, Adem'ge nime gel seni secde kılıçtan nime tostu? Biyedey mi? Biyedey. Yat kelimesi neydi? Ha? Yat kelimesi bu, üzvün bir azaki, kolunu uzunlu tarifi var zahirige kore. Bir azaki, u bilen alıp birde kılınadı. Aldı birde kılınadigen aza, kol. Konu tarifi şu. Yadni birinci zahir tarifi şu. Mücessime etti ki yadni zahir manası göre ispat kılabız. Ne mi böyledi? Allah'ın kolu vardı işte. Yani ikide kolu vardı işte. İkide kolu vardı işte.
Allah Teala'nın nüzulünü zaten değişti. Hadis-i Şerif'te yenzilu Rabbuna hadisi de zatı bilen düşerdi değişti. Fissemada zatı bilen Osman'da değişti. Zatını tabir kılıştı yani. Fissema dese, salafının fahmı bu içe, keyin unge kırmese, bu bizi hepimiz. Biz eytemiz fissema, biz unge tavil kımıyız. Eğer tavilge ihtiyaç tuğulup kalsa, zatı bilen demeyiz. Çünkü zatı bilen bulsa, mücessimelikke tartadı. Doğru mu? Zatı bilen degen, rivayetlerinin hammesi mücessimelerden, haşavilerden kegen. Yani şu gapını korkmaya eyti orasız. Ulu degen, İmam Zahabi'nin ulu degen kitabı var. Şunda keltirgen, zatı bilen degen, zat kelimesini keltirgen. Ve halen ki uşa senette mücessimeler var. Mücessimeler var. Zatı bilen degen gap yok. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Osman'da ikenliğe işare ayetlerinin hemmesi zatı bilen degen gap yok. Amintum men fisseme. Men fisseme Osman'daki zattan. Osmondagi zotdan omonda mı sizler? Oyatda osmondagi zot. Men umumiy ma'noda. Nimasi bilan osmonda? Men fissama ha? A amintum men zatuhu fissama deyapti hashabiylar. Zotuhuni taqdir qilyapti o'sha joyda. To'g'rimi? Biz agar taqdir qilish kerak bo'lsa a amintum men hukmuhu fissema diyebiz. Kahruhu fissema. Kudratuhu fissema. Sultanuhu fissema. Melaiketuhu fissema diyebiz. Ular zatuhu fissema. Ular ham Kur'an'dan özünü okutturup indemeye git yetkeni yok. Allah'ın zatı Osman'da diyebdi. Bunge delil deseyiz yok. Delil yok. Bize mi diyebiz? Kaysi bir ayetki muvafık rak. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَى مَنْ ذَاتُهُ فِي السَّمَى آيَتْنِ سِيَاقِهِ مَعْنَا جِخَتِدَنْ مُوَافِقِ مِ yok ki حُكْمُهُ مَلَائِكَتُهُ سُلْطَانُهُ فِي السَّمَى مُوَافِقِ رَقْ مِ bunu örgenseyiz bize yetiyetken gel doğru rak neme gel müşrikler Mekke müşrikleri Allah subhanahu ve ta'ala'nı yani katta xudo ularni gapi bo'yicha katta xudo osmonda deyshardi. Zoti bilan osmonda deyshardi. Ya'ni osmonda turibdi deyshardi. Ya'ni ularning tushunchasi shu edi. Allohni osmonda ekanligini e'tirof qilardi mushriklar. Qur'oni Karimda bir qancha oyatlar bor. Ha? Wa iz qila lahum man xalaqas samawati wal ard. La yaqulanna Alloh la yaqulanna Alloh ular Alloh taoloning osmonda ekanligini zoti bilan deb tushunardi. Borliq mavjudotni kim yaratgan? Alloh deyshadi. Alloh deyshadi. Endi bir odamni mushrikni chaqirib, osmondagi zot Alloh, ha Alloh. Bilasan-a? Ha bilaman. Yer osmonni kim yaratgan? Alloh. O'sha osmondagi zoti bilan turgan Allohdan qo'rqmaysanmi desa nimasidan qo'rqaman deydi. To'g'rimi? Nimasidan qo'rqaman deydi. Men uni bilaman Allohdan qo'rqaman deydi. Lekin osmondagi zotni azobidan qo'rqmaysanmi desangiz? Ha? Azobi osmondan keladigan zotdan qo'rqmaysanmi? Farishtalari osmonda turibdi, osmondan turib senga tosh yog'dirishi mumkin bo'lgan. Hukmi osmondan kelishi mumkin bo'lgan. Qudrati sultoni osmonda bo'lgan, sendan baland bo'lgan zotdan qo'rqmaysanmi desa qo'rqmaslik kalimasiga bu muvofiq. Qur'oni Karim, Qur'oni Karim birorta narsani behikmat zikr qilmaydi. Orqasida hikmati bor. Masalan, shu oyatga o'xshagan boshqa oyat bor. Alloh taolo nima deydi? Wa huwa ma'akum. Ayna ma kuntum. O Alloh sizlar bilan birga qayerda bo'lsanglar ham. Jumlani to'xtatsangiz, zoti bilanmi? Va huwa ma'akum. Ha? Mujassimani zoti bilan deganga o'xshab qolyaptimi? Zoti bilan demaslik uchun oyatni siyoqini o'qish kerak. Davomida nima? Wallohu bima ta'maluna basir. Ha? Va huwa ma'akum ayna ma kuntum. Wallohu bima ta'maluna basir. U Alloh sizlar bilan birga qayerda bo'lsanglar ham u sizlarni nima qilayotganingizlarni
Kuruvchi zot. İlmi bilen demek. Ve huve ma'akum degeni ilmi bilen. Yoki başka ayette sizlerine ikide bulsanlar üçüncüler Allah, üçte bulsanlar törtüncüler Allah, Allah ve o sizlerine bilede demek leyetken ilan. İlim. Demek ve huve ma'akum de barche mücessime meytedi ki ilmi bilen deydi. Misal için. Hamma bunda tavilge yürüdü. Lekin osmondagi zot degende zotı bilen dese korkutuşlikke asas bu miydi? Yoki muvafık bu miydi? Lekin hukmu osmonda, saltanata osmonda, kudrata osmondagi zottan korkmuysan mı dese adamda korku payda boladı. Çünkü Mekke müşrikleri az gene fırsat aldın 100 yıl bu megenedi. Bazı adamlar trigidi uşa paytlarda. Mekke'de nazıl bugün bu ayet. Fil vakiyesi. Fil vakiyesi de Abraha'nı başıge bala yerden çıkanı yok. Osmondan yoğuldu. Osmondan yoğulgen balanı Allah Ta'ala Kur'an'da islet yaptı. İslet yaptı. Elem tara keyfe fe'ala rabbuke bi ashabil fil. Vakiye anıgıdı. Uzakka bargen mesele bu. Demek Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde zanniyat, bir neçe tavil ihtimali bo'lgan narsalarni aniq mavzularga dalil qilishlik to'g'ri emas. To'g'ri emas. Amintum man fis samada bir neçe ihtimol bor. Mana shu bir neçe ihtimollarni hammasini jumla ko'taryapti. Lekin bitta odam chiqib aytayaptiki, Allohning zoti osmonda. Mana shu eng to'g'risi. Deyapti-da qolgan ijtihodlarni naqiz qilyapti, sindiryapti o'zicha. O'g'langi qoida bor. İçtihat, içtihat bilen sindirilmeydi. Sizde içtihadınız, beni içtihadım mı? İçtihat olarak sindiralmaydı. Siz delil olarak beni içtihadımı sindirişiydi bugün. Şunun için içtihat, içtihat bilen sindirilmesli kaidesi asasıyla törtte mezhep payda buldu. İmam Şafii'nin içtihadı var, İmam Abu Hanife'nin içtihadı var, İmam Malik, İmam Ahmet. Ridvanullahi aleyhim ecma'illerinin özlerinin içtihatları var. Bu içtihatlarının aslında cüde katta fundament var. Bunlar birbirini sindirmeydi. Bu yam doğru, bu yam doğru. Mümkün mü? Mümkün. Kur'an ilk kere kadar Allah'a atkılı yaptı. Mene bu orunda, demek bugünkü haşevi cemaalarge bu mavzularını, ihatasını, çekerasını korsatışımız gerek. Hududunu bildirişimiz gerek. Ularge elden etken yaşlarımızge bunu düşündürüşümüz gerek. Kat'iyyatlar cümlesi de demek birinci delil sanat cihatıdan mutavatır bulsa kat'iyyatlar cümlesi kirerdi. İnkar kıbı mıydı bunu? İkincisi dalaletini başka manası bu mese. Yani lafzının dalaleti de fakat bitti mana var. Başka mana yok. Uşanı kat'iyyatki kırtıladı. Eğer bu Kur'an ayetleri bulsa bundan akide sabit olabilir. Ham rivayeti mutavatır. Ham dalalatı kat'i. Bundan akide sabit boladı. İnkar kılgan adam kafir boladı. Dinden, milletten çıkıp getirdi bunda. İkincisi, hadis-i şeriflerde ham rivayeti mutavatır. Rivayeti mutavatır. Yani mutavatır tarifini bilemiz. Mutavatırın tarifindeki en güzel tarif şunaqa katta jamoa rivoyat qilganki, ular bu gapni o'zaro kelishib yolg'onni rivoyat qilib olishligi aqlga sig'maydi. Aql ishonmaydi, mumkin emas deydi. Shuncha odam shu gapni rivoyat qilib olishi mumkin emas. Arastu degan odam tarixda bo'lganmi desa, hozir hamma bo'lgan deydi. Qattan bilamiz. Qattan bilamiz. Yo'q, qattan bilasiz. To'qib olgandir odamlar tarixda desa, yo'q, mumkin emas to'qishi. Nimaga? Bütün boşluğu halkını köz öngüde yaşayan adam. Hemme o hakkıda eşitken, onu kitaplarını görgen. Ve birbirini tanımayan adamlar arası o hakkıda gelecek avlatı yapırken. Bu, mutavatır derecede yitip yiyken bizge. Demek ki hadislerde hem mutavatır hadisler var. Dalalat kat'i olsa bunu kuvveti ayet geçe yetareydi. Ayetli kuvveti bilen teyin buradır. Misal için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amanu. İza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum dedi. Yani faghsilu arjulakum dedi. Oyog'inglarni yuvinglar dedi.
Taharatda oyog'ini yuvish nima qanaqa amal? Farz amal. Farzligi fag'siludagi buyruqdan chiqadi. To'g'rimi? Endi nimaga mahsiga mas tortyapmiz? Qur'ondagi buyruqqa qaysi asos bilan biz boshqa amalni kirityapmiz? Qur'onda mahsiga mas torting degan oyat yo'q. Oyog'ini yuvinglar degan oyat bor. Oyog'ini yuvishlik buyrug'i Qur'onning oyatida mutawatir. Dalolati qat'iy. Buni inkor qilib bo'lmaydi, yuvish, oyog'ini yuvish. Arjulakum ar, ya'ni rijilni boshqa ma'nosi yo'q. Qat'iy, dalolati qat'iy, subuti qat'iy. Nima asosda biz mahsiga mas tortyapmiz desa, mahsiga masx tortishlik hadislarining mutawatirligiga suyanib. Kuchi quvvati oyatning quvvatidan kam emas. Kuchi quvvati oyatning rivoyat jihatidan kam emas. Mahsiga masx tortish dalolati qat'iy. Dalolati qat'iy bu yer. Abu Hanifadan rivoyat bor, rahimahulloh. Zohir rivoyatida Imom Muhammad keltirganlar, Saraxsiy Mabsutni buni sharhlaganlar. Abu Hanifani o'zlarini kalimalari bor. Aytadilarki, toki mahsiga masx tortishlik hadislari menga mutawatir tariqada yetib kelmaguncha mahsiga ruxsat bermaganman deganlar. Qoida bu. Mahsiga masx tortishlikka ruxsat bermaganlar. Nimaga? Chunki oyatda yuving degan ochiq buyruqni inkor qilib bo'ladigan boshqa hech kimning gapi yetmaydi. Manaman degan odam chiqib turib, men buni Qur'onda oyatda yuving deyapti-da, men mahsiga masx torting deyman desa, sen kimsan deyiladi. Kimsan sen Allohning buyrug'iga muxolif bir gapni gapirishga? Aytish mumkin, men buni masalan Ibn Umardan eshitdim, muboshadatan. Misol uchun İmam Nafi İbni Umar'dan işittim dedi. Alkame, misal için Abdullah İbni Mesud'dan işittim dedi. Mücahid İbni Abbas'dan işittim. Falancı ondan işittim dedi de Abu Hanife hadislerini, senedini tekşirip, rivayetini, adamlarını tekşirip sene yaptılar. Bitti, ikide, üçte, tötte, on beş, yigirme, seksan, toksan, yüz. Yüz de sahabe rivayet diye. Ha, boldu dedi bu kişi. Bu demek to'qivolanadigan ihtimol bo'lishi mumkin bo'lgan gap emas. Mahsiga masx tortishlik masalasi qat'iy. Qat'iyatlar jumlasiga kirdi. Ha, endi Qur'onning yuving buyrug'iga teppa-teng tarzda mahsiga masx tortishlikka ruxsat bersak bo'ladi. Faqat afzal nima? Yuvish. Rivoyatan mutawatir. Rivoyatan mutawatir dalolat qat'iy bo'lsa qat'iyatlarga kiradi. Endi sahobalarning amali bor, ijmo bor. Ijmo sahobalar davrida hadis sharif va Qur'on oyatlaridan kelib chiqib, mana bu masalalarga ijmo qilamiz desa, bu ham ularning ichida qat'iyatlarga kiradi. Ijmo ham qat'iyatlardan. Endi o'sha ijmodan keyin qiyos bor. Qiyosning tamomila madori aqlga suyanadi. Tamomila madori aqlga suyanadi. Qiyosda to'rtta rukun bor. Bir masalaning illatini topishimiz kerak, illatini. Alloh taolo xamirni harom qildi. Innamal xamru val maysiru val ansabu val azlamu rijsum. Nima bo'ladi endi? Nimaga murojaat qilamiz? Qanday qilib ummatni bu balodan harom ekanligini tushuntirib qutqaramiz? Qanday qilib? Boshqa yo'l yo'q. Qiyos bor. Qiyosda aqliy mujodala bor. Aqlda ishlatamiz. Nima uchun xamir harom qilingan? Sababi nima? Sababini qidiramiz. Alloh taolo xamirni harom qilinganligi bizni naqllik bizga kifoya bo'ldi shu bilan ketaveramiz desa, unda trimadolni yoki kokainni qanaqa qilib harom deymiz? Bu haqida naql kelmagan-ku. Naql yo'q, rivoyat yo'q, nima qilamiz? Desa anu haşaviylarının üslubi sindi şu joyda. Nima deydi? Mecbur deydi. Aqlga murojaat qilish kerak ekan deydi. Xo'p, nima qilamiz aqlga murojaat qilib? O'sha xamirni nimaga harom qilinganligini izlaymiz. Va bunda birinchi Qur'onni o'zini oyatini tafsiriga qaraymiz. Oyatni oyat tafsir qiladi. Ha? Ha, bu endi illat emas bu. Bu hikmat, ya'ni natijasi.
mast qiluvchi ichimlikdan kelib chiqadigan natija u. Nimaga harom qilinganligini topish uchun oyatda xamirga aloqador boshqa oyatlarni o'qiymiz. Alloh taolo nima dedi? Va la taqrabus solata va antum sukaro dedi. Sukaro xamirni illatlardan biri nima? Mast qilishlik. Xamirni illatlardan bittasi suyuqlik. Bittasi idishda turadi, quyib qo'ysangiz turadigan narsa. Bittasi tekkan joyini ho'l qiladi, yana bittasi mast qiladi. Xamir suyuq bo'lgani uchun harom qilinganmi? Yo'q. Suv ham suyuq. Xamir bir idishda turganligi uchun harom qilinganmi? Yo'q. Boshqa narsa ham idishda turadi. Ho'l qilgani uchun harom qilinganmi? Yo'q. Uzumdan bo'lganligi uchun harom qilinganmi? Yo'q. Uzumdan bo'lgan shinnini ichilaveradi. To'g'rimi? Ha. Nima uchun harom qilingan? Demak, vala taqorobus solata va antum sukaro. Sakron paytida, mast paytingizda xamirni ichgandan keyin mast holatingizda namozga yaqinlashmang. Namozga yaqinlashmaslikning illati nima ekan? Sukronlik, mastlik. Matnning dalolatiga ko'ra, mast qilishlik xamirning harom qilishligidagi illatdan bittasi zohir bo'lib turibdi. Endi hadislarga tikilamiz. Hadis shariflarda kullu muskir harom dedilar. Kullu muskir harom. Xamirni harom qilishligidagi ya'ni mast qiluvchiligi illat zohir bo'ldi. Ko'chaga chiqdi endi. Demak, bundan keyin qaysi modda mast qiluvchilikka aloqador bo'lsa ketdi. Qiyomatgacha qadar qiyosning asosiga ko'ra harom bo'ladi. Aql qat'iyatga kirdimi? Kirdi. Kirdi. Kanyakni haromligida kim ixtilof qilsa kofir bo'ladi. Nashani haromligini kim inkor qilsa kofir bo'ladi. Odamlar bu o'takan deb chekib yuribdi hozir. Yerdan chiqqan. Yerdan chiqqan deyapti. Ha. Bu Qur'onda kelmagan deyapti. Ha, o'sha hashaviylarning usulidan foydalanyapti ular. Naql muqaddam. Naql muqaddamda hamma masalada emas. Bu masalada nima qilasan? Bu masalalarda nima qilasan? Ha, aqlga suyanamiz, boshqa gap yo'q. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Eng go'zaliga erishamiz. Zararning zararliroq ekanligini aql bizga farqlab beradi. Foydani foydaliroqini aql bizga farqlab beradi. Demak, shunga ko'ra aqlning mujodalasi katta ahamiyat kasb qiladi. Aqlni inkor qilishlik bitta ikkita oyatlar, bitta ikkita hadislar bilan rivoyatlar bilan bo'lmaydi. Aql kelajakda bir masala, hatto buni Ibn Taymiya aytgan, buni Ibn Usaymin zamonamizda shu jamoaning katta imomlaridan Alloh rahmat qilsin bularni aytadilarki, bir masala ilmiy asosda aql qanoat hosil qiladigan darajada isbotlandi. O'sha isbotlangan narsa hadislar, oyatlarda boshqacha zohir ma'nosi boshqacha dalolat qilyapti. Nima qilamiz desa, aqlan isbot qilingan narsani qat'iyatlardan qabul qilamiz degan. Nima degani? Qur'oni Karimda yerning yumaloq ekanligi ochiq aytgan oyat yo'q. Ochiq aytgan oyat yo'q. Yer haqida 8 ga yaqin oyat bor. Yerni bittasida beshik qilib qo'ydik, bittasida tekis qilib qo'ydik, bittasida yoyib qo'ydik, bittasida undoq, bittasida bundoq. Ma'nosi ko'p uni. Bittasida dahaha degan dahvun. Dahaha bir ma'nosi yoyib qo'ydik, bir ma'nosi tekis qilib qo'ydik, bir ma'nosi tuxum shaklida qilib qo'ydik. Bitta bunda bitta aniq ma'noni ayta olmaysiz. Hammasini jamlash uchun sizda qo'lingizda mavzular yetarli emas, ya'ni qaror qabul qila olmaysiz. Lekin nima bo'ldi oxiri? Ilmiy asoslarga ko'ra aniq fan ulamolari bu masalada isbotlashdiki, yer yumaloq. Boring ellips. Shakli yumaloq. Ha, ko'z ko'rdi, quloq eshitdi, hatto ushlab ko'radigan hissiyot a'zolari bilan ko'rdik. Ha? 5 his a'zolari bilan ko'rib turibmiz. Yerni yumaloqligi aniq isbotlandi. Endi Qur'oni Karimdagi tekis qilib qo'ydi degan kalimaga suyanib, yer tep-tekis yumaloq degan odam xato qildi deya olmaymiz. Tekisni boshqa ma'nosi bor demak deymiz. Qaysi ma'nosi? Bir narsa yumaloq bo'lsa, usti tekis ham bo'laveradi uni. Inkor qilmaydi, yumaloqligini inkor qilmaydi. Mana bu narsa, demak, isbotni ko'rsatyapti.
Hadis ilmide, hadis ilmide. Müşkilül hadis, muhtelifül hadis degen bab var. Hadis ilmide, müşkilül hadis ve muhtelifül hadis degen fan var. Bab. Müşkilül hadis ne mi? Muhtelifül hadis ne mi? Farkı ne mi? Muhtelifül hadis, hadislerinin zahiri birbirige karşıda birbirige. Lekin ikkalasini kuvvetini muvafıklaştırsa bo'ladi. Buni nima deyilarkan? Muhtalifül hadis deydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam la adva ve la tiyarata deganlar. La adva ve la tiyarata. Adva nima edi? Yuqush. Kasallik yuqmaydi deyaptilar. Sahih hadis bu. Boshqa bir hadisda mahoudan şirden kaçkendik kaçınlar deyaptilar. Ha? Mesela mahav degende ben özümüz tırımıza et yapmam. Yukumli kesellik ne et yaptılar? Yukumli kesellikten şirden kaçkendik kaçınlar. Bu cahide kesellik yuk muydu deyaptilar. İkkalesi hem sahih hadis. Ne makalamız dese? Kanda yıkılıp cemreyimiz bunun ise bu muhtelifül hadis türkümüden bu. Muhtelifül hadis türkümüden. Ne be degene bu? Hadiste kesellik yuk muydu degen kelimeni kesellikteki yukuş hususiyeti özünü zat demez. Allah yuktursa yukad degen. Yani bu hadis şimdi dalalet kıladı. Sebep dünyasını üçleyimiz çünkü Allah haklası yukuşu mümkün. Ölüm tinç ahalinin içinde köp boladı mı? Uruş bupturgen cengahta köp boladı mı? Dese, ölüm ne? Faili kimidi? Allah aladı canını. Lekin ölüm cengahta köp bu geldiği için cengahtaki ölümden köprak kaçadı ona. Kesellik hem şuna kadar. Allah'ın hohlegendegine yukadı. Kırık yıl kırgın bulsa aceli yetken oladı. Kur'an-ı Kerim'de اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ diyebdi. Doğru mu? Demek acel Allah'ın etkeni oladı. Lekin sebep dünyasında biz özümüzü saklaşımız gerek. Bu hadisinin muhtelifül hadisi. Müşkilül hadis ne mi? Müşkilül hadis bitti misal. Peygamber aleyhissalatu vesselam ettiler ki sahih rivayet diyeyim. Kimini umru uzak buluştuğunu haklasa. Umru uzak buluştuğunu. Rızkı keyin buluştuğunu haklasa sile rahim kısın. Karındaş uruguları bilen alakanı bağlasın. Lekin biz ne umrumuz uzayadı mı? Hadir aytgan oyatimga ko'ra iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan va la yastaqdimun. Bir soat, bir daqiqa yo'q bu yoqqa uzayib kamaymaydi umr. Hadis sahih, oyatdagi bu ma'no nima bo'ldi? Mushkilul hadis bo'ldi. Mushkil degani bir jumla tugul bo'lib qoldi. Buni yechishimiz kerak endi. Mushkilni yechish kerak. Qanday yechamiz desa, qanday qilib yechamiz? Boshqa rivoyatlarni yordamga chaqiramiz. Ha? Alloh taolo xohlasa o'chiradi, xohlasa sabit qiladi. Yamhullohu ma yasha va yusbit. Yamhullohu ma yasha va yusbit. Xohlaganini o'chiradi, xohlaganini sabit qiladi. Ha? Bu oyatlarni yordamga chaqiramiz. Mushkilni tugunni yechishlik uchun bu narsalar bizga muhim bo'ldi. Bu mushkil qanday yechiladi? Demak, Lavhu mahfuzda bo'lgan asl narsa sobit u. U tamom, o'zgarmaydi. Lekin Alloh taolo har qadr kechasi, har yilda qadr kechasi ruh va barcha farishtalar yerga tushadi. Butun jamiyatda butun insoniyatning qadarini bir yillik qadar yozuvini olishadi. To'g'rimi? Bu kishiga kelajakda bu narsa bor. Bu kishi farzand ko'radi, bu kishi boy bo'ladi, bu kishi dunyodan ketadi qilib qadar yoziladi qo'liga, farishtalar qo'liga beriladi. Farishtalar u qadariga ko'ra keyin joriy qilishadi, xizmatni boshlashadi. Ana o'sha yozuvdagi o'zgarish ehtimoli bor. Alloh taolo o'sha farishtalarni qo'liga berib qo'ygan yozuvni o'chirish ehtimoli bor. Qanaqa qilib bu odam ota-onasi bilan aloqasini yaxshi qildi, qarindosh urug'lar bilan aloqani bog'ladi, umri 80 ga 90 ga kiradi. Masalan, lekin ota-onasiga
isyon qildi, qarindosh urug'lari bilan aloqani uzdi, 40 yoshda mashina urib o'ladi. Ikkala qadar ham farishtaning qo'lida bor. Unga qarab muomala qiladi farishta. Lekin asl lavhul mahfuzdagi Allohning huzuridagi ilmi kitobda o'zgarmaydi. Demak, mana bu mushkulul hadis deyiladi. Bu narsalarni ajratish, olish, qaysi biri to'g'ri, mushkulni qanday yechiladi? Nima kerak bizga? Yana aql kerak. Aql bo'lmasa, demak bu masalalarda biz ya'ni tormizlanib qolamiz, to'xtab qolamiz, qayoqqa boramiz? Bizga salafning fahmi kifoya, bizga ham kifoya qaysi masalalarda? Qarshimizda mujassimi turgan paytida aytamiz, salafning fahmi kifoya. Amintum man fissama. Bo'ldi, to'xtaymiz. Agar mujassima chiqib, zoti bilan osmonda o'tiribdi desa, qana qilib deymiz? Bizga tushuntirib ber. Va huwa ma'akum nima deymiz unda deymiz? Ha? Alloh taolo sizlar bilan birga degan gap. Nima deymiz? Bularni bizga jamlab ber, oyat bu ham. Bu ham oyat, bu ham oyat, jamlab ber deymiz. Ha, unga bunday deymiz, bunga bunday deymiz. Qana qilib tanoqizga tushib ketaverasan? Ikkita zid gapni gapirib qana qilib ketasan? Mumkin emas. Walaula min indi g'ayrillahi la wajadu fi ikhtilafan katira. Agar Qur'on boshqa Allohdan bo'lmaganda edi, ya'ni Allohdan bo'lmasdan boshqa odam uni yozib olganda edi, juda ko'p ixtilof chiqardi. Ixtilof bo'lmasligini Qur'on oldindan da'vo qilyapti. Qur'onda ixtilof yo'q. Endi zohiran ko'ringan ixtiloflarni ko'rib, murtadlar, dahriylar, mana Qur'on yolg'onchi kitob deyapti. Biz unga aqliy mujodalani 1400 yildan beri beryapmiz. 1400 yildan beri o'sha Qur'onga aql bilan hujum qilganlarga Qur'onning ichida ixtilof yo'qligini isbotlayapmiz. Qur'onning ichida ixtilof yo'q. Ixtilof yo'q. Buni faqat ilmiy asosda, aqliy mujodalada yechiladi. Endi qarshimizda aqliga urg'u bergan jamoa ham chiqib, u ham haddan oshib ketdi. Mu'tazilaning maydonga chiqishligiga sabab mujassima o'zi. Mujassimalar Alloh taologa jism isbot qilishni boshlaganda, mu'tazilalar ularga aqliy hujum qildi. Aytdiki, qanaqasiga jism isbot qilasan? Jism isbot qilsang, u moddaga aylanib qoladi. Modda bo'lsa Alloh bo'lolmaydi dedi. Qoida sifatida to'g'ri gap. Lekin ular shu darajaga bordiki, mujassima bilan bahsning ko'payganligi oqibatida Alloh o'zi isbot qilgan sifatlarni hammasini inkor qilib olishdi. Ta'til bo'ldi bularda. Bular faqat ta'vil qilamizga o'tib olishdi. Qarasa bir tomonda mujassima bu tomonga og'ib ketgan, bu tomonda unga qarshi raddiyaman beraman deb Mu'tazila bu tomonga og'ib ketdi. O'rtada keyin Imom Ash'ariy, Imom Maturidiylar chiqib, mujassimaga, Mu'tazilaga javob beraroq o'rtada Ahli Sunnaning aqidasini sobit qilishdi. Mana bu bugungi kungacha maydonda g'olib bo'lib kelayotgan jamoa, Ahli Sunna val jamoa. Demak, qat'iyatlar jumlasida Qur'on rivoyat jihatidan, matnlar dalolat jihatidan qat'iy bo'lishligi, hadis rivoyat jihatidan, matnlari dalolat jihatidan qat'iy bo'lishligi qat'iyatlar jumlasiga kiradi. Ijmo qat'iyatlar jumlasiga kiradi. Qiyos, aqliga suyangan qiyos agar isbotlasa qat'iyatlar jumlasiga kiradi. Gerayinning harom ekanligi qat'iyatlardan, inkor qilgan odam kofir bo'ladigan darajadagi hukm. Buni nima bilan topganmiz biz? Aql bilan topganmiz. Bu joyda aqlning ishtirokini olib tashlasangiz, naqlni o'ziga suyanaman desangiz, gerayinni bemalol chekib yuribdi odamlar. Unga qarshi dalil keltira olmaydi. Demak, aql ham nimaga kiradi? Qat'iyatlarga keladi. Endi doim misol tariqasida aytgan dalilimizni keltiramiz. Imom Juvayniyning gaplari bor. Imom Al-Haramayni Al-Juvayniy rahimahulloh aytadilarki, "Al-zawahiru allati hiya urdatu at-ta'wila la yasughu al-istidlalu biha fil qat'iyat." Zawahirlar, zawahir degani ya'ni oyatning, hadisning zohir ko'rinishi. Birinchi mutabodir bo'lgan aqlga, zehnga birinchi kelgan ma'no bir necha ta'villarni ko'tarsa. Ta'vil degani bitta ma'nosi yo'q. Ikkita, uchta, ikkitadan ko'p ma'nosi bor. Shunaqa ma'nolari ehtimoli ko'p bo'lgan matnlar
qat'iyyatlarga dalil qilib bo'lmaydi. La yasughul istidlalu biha fil qat'iyya. Qat'iyyatlarga Imom Juvayniy qat'iyyatlarni jam sig'ada gapirgan. Ko'pchilik, ko'p. Qat'iyyatlar bir dona emas, ko'p bular. Endi shunda mana shu qoida bu. Bu qoida umumiy xulosadan kelib chiqqan. Hozir shuncha gapimizni muxtasar qoidasi shu. Zavohirlar ta'vil ehtimoli bo'lsa, qat'iyyatlarga dalil qilib bo'lmaydi. Endi aql qat'iyyat bo'lib turibdi. Aniq isbotlab turibdi. Kaniyakni harom ekanligini aql isbotladi. Suyangan manbasi naql to'g'ri, lekin undan chiqib naqlda aytilgan gapdan chiqdi u. Naqlda u xurmodan qilingan ichimlik edi. Bu endi ximikat yo'l bilan qilindi. Kimyoviy yo'l bilan qilingan bu. O'rtasida ancha katta farq bor. U suyuqlik, bu quruqlik bu. To'g'rimi? O't bu, nasha bu. Qanaqa qilib buni harom qilamiz deb aql isbotladi. Buning ichidagi qidirib topdi-da illatini, masqiluvchiligini suyantirib aytdi. Aql mujarrad turgandan keyin Qur'onda hadisda kelgan ehtimoli bir necha ma'nolarga dalolat qilgan narsani aqliga qarshi qo'ymaydi islom. Bu joyda qat'iyyatlar jumlasida aql ustun turibdi deydi. Va buni sog'lom aql sifatida dalil sifatida qabul qiladi. Qiyos shu asosda rukun bo'ldi. Yerni yumaloqligini aql isbotladi. Qur'oni Karimning oyatlarini keyin ha mana bu ma'noda ekan deyildi. Qur'onni inkor qilingani yo'q. Qur'onni inkor qilingani yo'q. Endi ba'zan Qur'on oyatlari, hadislar qat'iyatga kiradi. Unda aqliga nosog'lom bo'lgan, aql ko'tarmayotgan narsani nima qilinadi? Aqlda biroz ishkol bor, aqlni kuchi yetmaydi bu joyda deyiladi. Masalan, Hazrati Ali'ning gaplari endi to'g'ri. Hazrati Ali'ning gaplari endi to'g'ri. Biz mahsiga masx tortishlikda uni tagiga tortmaymiz. Ustiga tortamiz. Naqlda shunaqa ko'rganmiz. Buni aql topa olmaydi, nimaga ustiga? Topamaydi. Bo'ldi, aqliga sig'adi, sig'maydi, bizga qiziq emas bu yo'g'i. Chunki bu ta'abbudiy masalalarda shunaqa deyiladi. Qisqaroq muxtasarroq suhbatida o'zi biroz murakkablashib ketdi suhbat. Lekin umid qilaman, albatta sizlar bugungi zamonamizdagi eng peshqadam ulamolar sizlar. Sizlarni oldinglarda gapirish biroz odamga xijolatli, lekin bu qandaydir kimgadir dars berish ma'nosi emas. O'rtada mulohazalarni tashladik. Kimda qanaqa fikrlar, mulohazalar bor? Hammasi yaxshi bo'ldi. Katta fikrlarni ochadigan bir narsa bo'ldi. Salomat bo'ling. Bitta narsa men o'zim o'yladim. Bu mahkuma aylanar ko'rdim. Va jismi bilan deydigan bo'lsa, ma'ayikum. Bu bittaku. Aynan ma'kutum hatto bo'lsa bir Toshkentda bir Amerikada bir Rossiyada har birini qanday bo'ladi? Jisman bo'lsa. To'g'ri. Aql inkor qiladi buni. Hech kim inkor qilmaydi. Hech kim zoti bilan deyolmaydi. Va ham ma'kum demakdir. Xuddi shu. Osmonda deganda ham zoti bilan deb bo'lmaydi. Deyolmaydi desa ishkol chiqadi. Hech qanday zoti bilan bo'lmaydi. Masalan, favqol ars deydi. Ha? Qur'ondan dalil keltirishadi. Ha? Wa huwa qohirun fawqa ibadihi deydi. Fawqa ibadihi barcha bandalaridan ustun degani fawqa. O'sha joyda oyatni o'zida anaqa bor. Qarina bor, qarina. Ya'ni bizni o'sha fawqiyat masalasida nima bilan ustimizda deganini isbotlovchi qarina bor. Nima u? Qahr. Ve huve al-kahiru kahiru fawqa ibadihi. Fawqiyyat kahri bilen. Osmonda hukmi bilen, sultanı bilen. Bu degani Allah Ta'ala fissema kelimesini inkar kılmayabiz biz. Başka ayetlerge muvafıklaştırıyabiz. Muvafıklaştırganimizde ayetinin devamı aldı ki ilgisi aynen şu mananı kötüledi. Karşımızda turgan dahrilerge eng kuchli javob bo'ladi bu. Dahriylar savol beryapti-da. Bu yoqqa osmonda deyapsizlar. Amerikada turgan odam bu yoqda deydi. Alloh qaysi tomonda qo'lni mundoq qilyapti? Qaysi tomonda? Dahri aytyapti buni. Aqliy mujodala bilan aytyapti. Unga aytamizki, bu
sen tushungandek Allohni bir jism deb tushunib olganing uchun, Alloh taoloni tarafi bor, jihati bor deb tushunib olganing uchun shunaqa tushunyapsan. Allohda jihati yo'q, tarafi yo'q. Alloh bor edi, jihati yo'q edi. Alloh bor edi, qayerda degan gap yo'q edi. Alloh bor edi, makon yo'q edi hali. Keyin yaratdi narsalarni. Makon, zamon, bular nisbiylik nazariyasiga bog'liq. Ha, Einstein nisbiylik nazariyasi haqida gapirganda asosiy omil 3 ta narsa bor. Vaqt, makon, tezlik. 3 ta narsada nisbiylik bor. Nisbiylik nazariyasida katta gap bor-da, bular hammasi Einstein bu aqliy mujodalani odamlari aytadiki, bu bor biz yashab turgan ya'ni sababiyat dunyosi hammasi nisbiy deydi, nisbiylikka bog'liq deydi. Masalan, men mashinamda ketyapman, deylik 70 ketyapman tezlikda. 1 soatda 70 km tezlikka ketyapman. Nimaga asosan 70 ketyapman? Nisbiy nisbiy, ya'ni vaqt tezlikka nisbatan. Shamol to'xtab turgan narsaga nisbatan. Ha, to'g'ri. Yonimda bitta mashina ketyapti, u 50 ketyapti. Unga nisbatan men 20 ketyapman. Unga u ham 50 ketyapti men bilan. Men 70 ketyapman, u 50 km tezlikda. To'xtab turganga nisbatan 70 meniki. Meni yurib turganga nisbatan 50 20 ketyapman. O'zgardimi o'lchov? O'zgaradi. O'zgarishi mumkin bo'lgan nisbiylikka suyangan qandaydir asoslarni Allohga nisbat berib bo'ladimi? Yo'q. Allohning sifatlariga naqis bu. Alloh subhanahu va taolo o'zgaradigan zot emas. Yanzilu robbuna yanzilu robbuna robbimiz ila samai dunya dunyo osmoniga tushadi hadis hadis ular aytadi tushadi deydi zoti bilan tushadi deydi hashabiylar ya'ni Allohga kayfiyatni isbot qilib olib hadis sharifdagi ma'noni ta'vil qilib olib keyin kayfiyatga kirishmaymiz biz deydi ya qanaqasiga bo'ladi oldin isbot qilib oldi zoti bilan degan gap yanziluda yo'q Yanzilu robbuna robbimiz dunyo osmoniga tushadi. Tushadi deyapti. Lekin hadisdan ko'zlangan maqsad Alloh taolo dunyo osmoniga zoti bilan tushadimi? Nimasi bilan tushadi? Qanaqa bo'ladi? Mas. Hadisning davomi maqsad. Davomida tahajjudga tur degan gap bor. Allohdan istig'for so'ra degan gap bor. Allohdan so'ra degan gap bor. Hamma mavzu qolib ketdi. Asl mavzu qolib ketdi. Hamma narsa mutashobihni atrofida aylanib qoldi. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَاِبْتِغَاءَ تَعْو۪يلِهِ O'sha oyatdagi haqiqatni qarang-da yanzilu robbunada janjal qilib yuribdi bular. Bizga maqsad tahajjudga turish. Tahajjudga turish haqida asosiy maqsad. Bular tashabbuhda qolib ketyapti. Va buni orqasidan faqat fitna qo'zg'alyapti. Fitnadan boshqa narsa bo'layotgani yo'q. Endi o'sha dahriyga ham, mutazilaga ham, mujassimaga ham javob beradigan kuchli gap Maturidiylarniki. Yanzilu robbuna, yanzilu robbuna, tamam. Kayfiyatga kirishmaymiz, zoti bilan demaymiz. Mabodo sizni aqlingizga to'g'ri kelmayapti. Dahriy aytayaptiki, meni aqlimga to'g'ri kelmayapti. Qanaqa qilib yanzilu robbuna desa, o'sha mujassimalikka o'tib ketayotgan odamga aytiladiki, yanzilu hukmu robbuna. Tanzilu malaikatu robbina deyish mumkin chunki bunga o'xshagan muzof muzofun ilayhda muzofun ilayhni soqit qilib tushirib olishlik qoidalari Qur'onda bir necha o'rinda bor tanzilu malaikatu robbina desak jumla ko'taradi shuni taqdirda shu bo'lishi mumkin zoti bilan tushishligini aql idrok qilishni qilol ko'tarmasligi aql qabul qilmasligidan keyin bu gapni qo'shishimiz mumkin yanzilu robbuna yanzilu hukmu robbina Qur'onda fas'alil qoriyatallati kunna fiha fas'alil qoriyatallati kunna fiha fas'alil qaryatallati kunna fiha qarya nima qishloq qishloqdan qanaqa so'raydi
Kışlağını adamlardan soruladı. Fes'el Fes'el ahlal qaryatillati kunna fiha. Ahlini hazıp kigen, Kur'an özü hazıp durdu. Yenzilu hukmu Rabbine. Bırakın. Kötaradın mı? Kötaradın. Bana bu mücadelede Ahl-i Sunna ve Cema'nin cevabı dahriye hem mutezileye hem mücessimeye hem şamil. Hemesini kamera baladı. Lekin mücessime özünün cevabı da mutezileye küçük etmeydi. Mutezileni mücessimeye küçük etmedi. Dahriye küçük etmedi. Lekin Ahl-i Sunna'ya küçük etmeydi. Asası küç Ahl-i Sunna'da. Ahl-i Sunna mutezilenin gaplarını içinde hem akli mücadelede aitse, bana bu gap dese, senin kaiden boyunca doğru şu. Lekin, bana bu cahiye itibar vermeyesen deyip, akıldan, mutezileden üstün türedi. Kul misal keltirdik, tekrar olsa zararı yok. Adı, kança kaldı? 5 min? Mahmudur. Ahirge misal. Mesela deydik, mutezilelerin en meşgul gaplardan bittesi, Allah'ın kuru bu meydiydi. Kuruşlik muhal deydi. Muhal degeni imkansız narsa. Allah'ını kuru bu miydi? Sebep ne verdiyse, eğer bir narsa kurulsa, hani kurulsa, onu tahayyüzü, çekelesi bu kaladı. Kuz çekeleliği narsanı kuradı. Kurgende Allah Ta'ala'ya çekele nisbet versek, mutezilenin yapı da can var. Bir manada. Kuruladigen narsa cisim bu kalsa, cisim hudutlik bulsa, Allah bolal mıydı o? Kuruş hakkındaki ayetler ya ki hadisler Allah'ın kuruş meselesi ki Ahl-i Sunna'nın yapını hamesini tavil kılınır deydi. Hamesini tavil çünkü aklen doğurmaz ki bu deydi. Bunların hamesi ile Rabbihe yani rahmeti Rabbihe deydi oraya. Çünkü kareydi tavil kıpıta uğradı. Lekin delil kaysa deseyiz لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار deydi. لا تدركه الابصار. Gözler Allah'ını idrak kılalmaydı deydi. Bana şu delilini keltiradı. Maturidi'nin küçüğünü, kuvvetini kare. İmam Maturidi aytadı ki, sizler deydi mutezilege. Bana bu akli gapinler doğru deydi. Allah Ta'ala'nı kursak bir cisim payda bulup kaladigen bulsun, o mücessime bulup kaladı. Mücessimeki gapinler doğru. Lekin, ayetini notor çünkü yapsalar. Mutezileri kötüpit yapsalar. Yani Ahl-i Sünnet'e kama yapsalar. Ne geldiyse? Çünkü idrak bilen kuruşun ortasında fark var. İdrak başka narsa, kuruş başka narsa. Biz hazır, bana şu hazır gibi vaziyette. Bir narsanı kuremiz o, idrak kılar mıyız? Mesela Osman. Osman'da hemimiz kuremiz, doğru mu? Kanak idrak kılarımız. Kayırdan başlangan, kayırda tügeydi, çigarasını bilmiyor musun ki bunu? Ha? Kuzumuz itibar almaydı, kayır, idrak kılalmaydı, kamera balalmaymış onu, lakin kuremiz. Demek, kuruş var o, idrak yok. İdrak, şu ne kadar narsalar var, dünyanız da var. Kündüzünü kuremiz. Hazır kündüzü mü? Kündüzü. Kündüzünün nimeligini idrak kılalmaymış. Keç kuruncusu, keç kurumunu kuremiz. Keçesini idrak kılalmaymış. Ayetteki düşünceni kuruyorsun da diyebilir. Demek, mutavatır tarzda Allah'ın kuruşluk hakkında hadisler sabit. Kur'an-ı Kerim'de bir neçe ayetler var. Dalaleti zannî bulsa da hadis onun ziyade kelimesi de kuvvetliydi. Demek çünkü kura biz bunu Allah'ın kuremiz deyip koyuyoruz. Kendi kuremiz? Tolun aynı kurgende kuremiz. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala'ya keyfiyet vermeyiniz. Keyfiyet bir iş bendeki tek işli. Keyfiyet yok. Allah subhanahu wa ta'ala'nı kuremiz. O, bana şu gözlerimizden kuremiz. Hadisler sabit, mutavatır derecede. Demek ki inkar kılarsız diye yaptım o tazileye. Ha mücessime bu kalmasın bu için. Ha mücessime bu miyiz? Kurgen narsa hammesi cisim gelen kama yap diyor. Doğru mu? Deyip mücessimeden kutkarıp, mutezileye akılıya hıhtap kılıp, nakıl bilen çıkıp git yaptı Maturidi. Bugün haşeviler İmam Maturidi'ni mutezilelerge akli cevabını kesip alıp, bana Maturidi'ler fakat akıl güsüye nedir yaptı. Öyle insafsız. Oku devamını kitabını.
Tavilat-ı Ahl-ı Sünnet'de kol hakkında kegen ayette İmam Maturidi özleri kolları bulan yazıp ayeti yaptılar. Kolunu ispat kılınız diye yaptılar. Ne kılırsan tavil kılın bunu diye yaptılar. Kol degen de hayalinde fakat cisim kele vurmasın. Kol mücessime buluşken mecburmazsan. Kol dese, kol dese her daim kol ispat bu kola vermeydi. Tavilat'ta koruyun şunu. Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayni tafsirida bor shu. Qaysi edi bu sura? Nimada? Arofda. Arofda. Ha? Osha bi yaday kalimasini mu'tazilalar aytadiki, qo'lni isbot qilsak, Allohga jism isbot bo'lib qoladi. O'shaning uchun qo'lni ta'vil qilamiz deydi. Qudratim bilan, ne'matim bilan deymiz deydi. Mujassimalar qo'lni isbot qiladi. A'zo deydi. Maturidiy aytadilarki, mücessimelerde azo ispat kısayın cisim bu kadar. Allah Teala cisimden hali. Seni cevabini mutezile verip oldu. Mutezilerin yapı senge doğru. Senge nispeten karşı. Peki mutezilerin çakla ve ettiler ki otur beni tebi ettiler. Demek ki kol dese her daim kol hayalin ikili yaptı. Bazı ayetler var kol işletilirken kol hayalin ikili mi ediyor? Diye yaptı mutezilere. Mutezile soru yaptı. Demek ki kaysa ayet dese لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ Kur'an hakkında gelip yaptı. Kur'an şunu değil, kitap ki onun بَيْنَ يَدَيْهِ iki kolu aldıdan وَلَا مِنْ خَلْفِهِ arkasından batıl yakınlaşalmaydı diye yaptı. İmam Maturidi de yaptılar. Kur'an'ın iki kolu degen de hayalin ki kolu keledi mi? Yok, kimiydi? Kimese kendi dedi. Ne kadar sen tabir kılıp, ispat kılıp koyar mı dedi. Allah yedey diyebdi mi? Yedey. İspat kıl diyebdi. Yani İmam Maturidi mücessime bilen mutezilenin ortasında nakılını akıl bilen yani küçeytir diyebdi. Nakılıge ispat kıl diyebdi. Demek İmam Maturidi'ye tuhmetlerini berham verişlik için İmam Maturidi, İmam Eş'arilerge kılingen tuhmetlerge biz cevap verişimiz gerek. Devamını aldı başına okuşumuz gerek. Ben Yusuf Davran degenege raddiye 8'ga yaqin darsda raddiya qildim. O'sha raddiyada ko'rdimki, o'tda xiyonat qilingan. Hatto Imom Roziy, Fahriddin Roziy bir jumlani keltirib, bu jumlani yuqorisida faylasuflar bunday deydi, falonchilar bunday deydi, asli xato bu deb ketgan jumlani, o'sha jumlani chiqarib olib, mana Imom Roziy shunaqa degan, deb Imom Roziyga nisbat bir tarjima qilishyapti. Vaholanki Imom Roziy uni tanqid qilgan kitobida Matalib al-Aliye degen kitapta tenkıt kıyken bunu. Şunaka hıyanat kılıç yaptı. Biz ne? Ben yine de okul yaptım. Oşa cemaa abilen okul. Cariye hadisi deyem de abi. Efendimiz Aleyhisselam işte cariyeden ayın Allah'ın işleri. O cariyeden duayı yapıyor. Hakem asimler o cariye sildikü ve fissalar bu cevap verişliği diyen bahsen de yapıyorlar. O şey Morabi şarkı müslimde de yapıyorlar. La bittahayyuzi bil mekanı koyuyor. Allah Ta'ala'nın mekanı kastemesli gelir bize aslında buralara. Allah Ta'ala'nın etkabı değil, mekanların ne kadar ağırlığı ile ilgi yapıyor. Haşerliler en zahiri yakarak durur, bu hadisini alıp başına ilerleri yapıyor yaşlar. Şuna kadar. O hadis 5 kıl tarikada kegen uzu. İmam Müslim'deki hammasını uşa Muaviyat ibn Hakem es-Sulami'den. Hama rivayet şu kişiden. Lekin hadislerini cemlesengiz hala ettik ki biz. Muhtalifül hadis var, müşkilül hadis var, kin muaridül hadis var. Hadisler birbirine muariz. Ha? Muariz bugün hadislerini cemle buluş ihtimali yok. Bunların matnını, müsterib değildi. Hadislerde, hadisinin matnı müsterib. Müsterib ne var yani? Müsterib. Uşa rivayetlerini cemleseniz, hamasını yıksanız, bittesi açtan, bittesi daştan boradı. Cemle bu miydi? Cemle bu gemdeydi, muhtalifül hadis bolardı. Müşkilül hadis, muvafıkül hadis bolardı. Bunu müsterip deyiladı. Müsteripi cemle bu miydi? Ne kılınadı? Demek deyiladı. Demek. Bana bir rivayet, matnan rivayet kılınken, bana bir rivayet, mananı rivayet kılınken. Ravi ortada, özü çüngenini rivayet kılınken. Çüngen kılıngan rivayetten metin rivayeti üstün türedi. İmam Müslim'nin uşa rivayeti, İmam Nevavi'yi kilitirgen şarkıdaki rivayet, mana rivayet kılıngan.
ma'no rivoyat qilinganini Abu Davudda Abu Mas'udi isbotlagan, tasdiqlagan. Aytganki bu cho'ri, cho'ri soqov bo'lgan. Soqov xotin qolat fissama demaydi. Qolat kelgan musulmonda. Soqov demaydi. Fa asharat fissama ila sama. Asharat Abu Davudda. İmam Ahmad'da bu savollar yo'q. Aynalloh yo'q. İmam Ahmad'ın musnadları da Ateşhedine en la ilahe illallah var. Bu beş de rivayetini hamasını cığıp ulamalar aytadı ki akidege en sabit amel üçün oladigan hadis İmam Ahmad'ın musnadlarındaki hadis. Çünkü imanını tasdiklaştıkdaki asıl kelime şehadet kelimesi. Peygamberimiz şehadet kelimesini soru ettiler. O tasdikle yaptı. Şu bilen onu imanlı iken de ekleptiler. Osmondaligini aytış bilen imanlı bıkka mıydı? Osmondaligini Firavun'a mı etedi? Yahudi'ye mi etedi? Nasrani'ye mi etedi? O Müslüman bıkka geni yok. Osmanlı işare kılıçlik İmam Nebevi Uşşa Şahin devamında etedi. Osmanlı işare kılıç dua kılıçlarının Osman kıblesi bu geldiği için dedi. Namaz kallarının Kabe'ye yüzlenişi kıble bu geldiği için. Osman duanın kıblesi dedi. Biz Kabe'ye kalan namazı kurken biz Allah-u Teala Kabe'de demeyiz ki. Doğru mu? فَوَلِّي وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Buyrukka karayınız. Biz Peygamber Aleyhisselam Osman'ı kalan dua kıyarlardı. Sahabalar Osman'ı işareti geldi. Bunlar hepsi dua kılıçlarının mekanat cihetinden, mahluklardan, üstün cihetinden Allah'ın mekanatı işareti değiliz. Zatı gemez. Bunlar hepsinin şarkını Maturidi, Eş'arilerinin asosları bilan isbotlashimiz oson va buni qilishimiz kerak. Mana shu malaka oshirish majlislari shundan tashkil qilindi. Juda katta potensial ulamolarimiz mana hammamiz kitob ko'rganmiz. Qarshimizda turgan odamlarning aksariyati kitob ko'rmagan. Bitta ikkita fitnachisi bor. Ular odamlarni o'zi tushunmaydigan masalalarga tortib yoshlarimizning fikrini bulg'ayapti xolos. O'tirib tushuntirsangiz, mana shu Maturidi tilla kaidelerini koyup getirken. Akide meselesi demek ki Maturidi iman değiliz. Çünkü onun usulleri hammasiga yeterli cevabını veredi. Bitti yaparsınız hem mücessimini sındırasınız hem dahrini hem mutezilerini. Ahl-ı sünnenin esasını kursatıp vergen. Bittesi yanlış bir yerdir ki Allah hayır verirse açlığa gidiyor. Açlığa gidiyor. O'sha bu gapni tarqatayotganlarni kofir demaymiz. Bu mujassimalik kufr. Lekin mu'tazilalarning kofir ekanligida ittifoq yo'q. Ahli bid'at deyiladi. Chunki mu'tazilalarning dalillarida ta'villar bor. Ular dalilga suyanadi. La tudrikul abzorda dalilga suyanadi ular. Zohirga suyanadi. Ha, dalilga suyanadi. Yo, aqliy mujodalarga ham suyanadi, lekin ularni kofir deyilmaydi. Mu'tazilalarning bir qancha ulamolari islom ummatiga juda katta xizmat qilgan. Dahrilerge nisbeten karşı, mücessimelerge nisbeten ularının mücadelesi gibi yok. Mutezileler hiç kimden korkmayan zamanasıdır. Koklegenin bilen bahs kılaman diken, ilimli adamlar bugün. Zamakşari'ni lal kaldıradigen derecede ilmi var. O kelbilerini derecesi cüdeyen bölük. Abdülkadir, Abdücabbarlarını cüdekette ilimli adamlar. Fakat çünçede Ahl-ı Sünne ve Cema'ni mavqifidan ozgina toygan. Ularning tavba qilganlari bor. Masalan, Ash'ari Mu'tazila bo'lgan boshlarida. Keyin qaytganlar va islom ummatiga juda katta xizmat qilganlar. Aql qalbda va miyada bo'lish to'g'risida nima bor? Ha, bahs bu. Aqlni qoidasi bor. Aql hukm qilmaydi. Aql idrok qiladi. Aql bir narsani topadi-yu, lekin hukm qila olmaydi.
o'sha jihatdan aql qalbda bo'ladimi, miyada bo'ladimi yoki ikkalasining o'rtasidagi uzviy bog'liqlikka asoslanganmi? Bu to'g'risida ancha bahs bor. Bahs bor, unga kirib ketsak, kechasi kunduzi o'zgarib ketib qoladi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. Ona şunda işlerde uzak iş kumarına hayrat verildi, bana ufakladın, fitnelerden sıklayın. Hamız var oluyor bugün ilk günde. Mukaddes dinle kısımlarında bizden altavanlar yok. Ogen ikense uzak iş kumarına hayrat atakılgın. Şecaat atakılgın, fahim farasat atakılgın. Onda var oluyor düşmanlar gelsin. Bana bir etkabını susundan, buzurlar gelsin. Katı itirişen, o değil sabat atakılgın. اللهم اصلح عقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا زدنا علما واتقنا بالصالحين وصلى الله محمد رسول الله.